Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber 24 Şubat'ta Başak Burcu'nun 5 derecesine gerçekleşecek olan Dolunay'ı konuşacağız. Şimdi bu Dolunay aslında biraz bizim böyle detaylara odaklanma, verimliliğimizi arttırma zamanında geldiğini bizlere anlatıyor olacak. Güneş'in tabii ki Balık Burcu'nda olması Dolunay'la beraber hayallerimizi gerçekten gerçeğe dönüştürmesine de çok yardımcı olacak. Bu dönem sıkı çalışmanın ve organizasyonun önemi çok büyük. Bunun için böyle günlük aktivitelerimizi gözden geçireceğiz, gerekli değişiklikleri yapacağız ve Başak Burcu'nun özellikle de dikkat etmemiz yanı gölge yanına düşmememiz gerektiği mükemmeliyetçilik eğilimine biraz bu dolunayda dikkat etmemiz gerekli. Zihinsel ve fiziksel sağlığımıza da aynı zamanda çok özen göstermemiz gerekli bir dolunaydan bahsediyorum. Merkür ve Satürn Güneş'in her iki yanında yer alarak bizde iletişimi ve öğrenmeye de bize teşvik ediyor olacak bu dolunayda. Bu enerji iş ve özel hayatımızdaki çok önemli konuşmalar için çok rahatlıkla kullanabiliriz. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz ve gezegen etkileşimleriyle ilgili herkesten önce haberdar olmak için de lütfen bildirimleri açınız. Yay burcu ve yükselen yaylar için Başak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay sizin 10. evinizde etkilerini gösteriyor olacak. Aile ve kişisel yaşam üzerindeki olası yansımaları bir şekilde burada ele alıyor olacağız. Dolunay özellikle yay, güneş, ay ve yükselenler için oldukça etkili olacak. Bu dönemde öne çıkan temalar arasında kariyer sorumlulukları, aile ilişkileri ve kişisel gelişimler yer alıyor. Dolunay sırasında Başak Burcu'nun 10. evdeki konumu yay burçlarının kariyerlerindeki önemli etkilere de zaten işaret ediyor. Kariyerdeki sorumluluklar evet artabilir. Bu özellikle aile üyelerine bakma veya ev işleriyle ilgilenme gibi kişisel sorumlulukları da dengelemek zorunda kalacakları bir dönemi de işaret ediyor. Dördüncü evdeki Güneş ve Satürn ve Merkür'lü olan karşıtlık aile ve iş hayatı içerisindeki denge kurma ihtiyacını da bu dönemde vurguluyor olacak. Bazı yaylar için evde zorluklar ve yeniden yapılanma gerekliliği evet ortaya çıkabilir. İşlerin beklenenden daha yavaş ilerlemesi biraz dikkat dağınıklığına ve hayal kırıklığına da uğramanıza sebebiyet verebilir. Bu dönemde yay burçları için aile içindeki sorumluluklar ve iş yükü arasındaki denge kurmak çok önemli hale geliyor. Ve Jüpiter'in de 6. evdeki konumu işle ilgili fırsatların artmasına işaret ederken ev ve aile hayatınızı da etkileyebilir tabii ki. Dolunay'ın etkisi altında yay burçları özellikle kariyerlerine ve ailelerine bu süreçte odaklanabilirler. Bu süreç hem kısa hem de uzun vadede kişisel gelişiminize katkıda bulunabilir. Kariyer ve aile dışında bu dönem yay burçları için kişisel gelişim ve kendi iş dünyalarına dönme zamanları aslında. Dolunay'ın etkisi altında yay burçları kendi içsel motivasyonlarını, duygusal ihtiyaçlarını ve kişisel hedeflerini çok daha iyi anlayabilirler. Bu süreç hem kısa vadede hem de uzun vadede kişisel gelişiminize çok büyük katkıda bulunabilir sevgili yaylar. Yine bu dönem ayrıca iletişim ve ifade özgürlüğü konuları da ön plana çıkacaktır. Yay burçlarının doğal açık sözlülüğü ve güçlü iletişim becerileri bu dönemde daha da önem kazanacak. Ancak iletişimde çok dikkatli olmak ve aşırı paylaşımdan kaçınmak da önemli. Yine kısa yolculuklar, işle ilgili seyahatler de gündeme gelebilir ve bu hem iş hem de kişisel yaşamda sizlere yeni fırsatlar sunabilir. Yani sonuç olarak yay burcu ve yükselen yaylar için bu dolunay dönemi kariyer sorumlulukları, aile ilişkileri, iletişim becerileri ve kişisel gelişim gibi önemli temaları da içeriyor. Bu dönemde alınacak kararlar tüm yay burçlarının hayatları üzerinde çok uzun vadeli etkileri de sahip olabilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ve kişisel gelişim yolculuklarında önemli bir dönüm noktası da olabilir bu süreç. Yay burçlarının kendilerini daha iyi anlamalarına ve hayatlarını daha dengeli ve tatmin edici bir şekilde yönlendirmelerine de
Bu süreç ayrıca yardımcı olabilir. Tabii ki Dolunay'ın getirdiği enerjiyle yay burçları kendi iş dünyalarına dönme ve kişisel gelişimlerine odaklanma evet fırsatları bulacak dedik. Zaten bu süreçte kariyer ve aile hayatı arasında denge kurmak ve kendilerine de çok iyi bakmak yay burçlarının genel refahlarını arttırmanın temel yolu olacaktır. Bu dönemdeki finansal ve kişisel ilişkilerdeki kararlar gelecekteki yolları şekillendirmede de çok önemli rol oynayacaktır. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir dolunay olmasını diler. Güzel ve sağlıklı günler diliyorum sevgili yaylar.